Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Haziran çarşamba akşam 10 sularına doğru yaklaşırken altın kısa vadeli analizine başlıyoruz. Öncelikle dünkü söylediğimiz burada notları okursak sonrasında da bugünkü trend analizine başlayacağız. Evet gramdaki yükselişi ons altın engelledi demiştik. Ee, bizim dolar tarafında bir yükseliş trendi başlamıştı 847 civarından hatta isterseniz izleyebilirsiniz ee, dolarla ilgilenen arkadaşlar. Ancak buradaki gramdaki yükselişi ons altın engellediğini, ee, burada da yarın tekrar deneyebileceğini yükseliş trendini. Ancak tabii ki burada bizim bağımlı olduğumuz asıl ons tarafının önemli olduğunu aktarmıştık. Özet kısmında da ons altında düşüş trendi 1870 dolar altında kaldıkça yani kapanışlar geldikçe devam eder. Destek dirençleri verdikten sonra da arkadaşlar burada gram altında bugün yükseliş denemesi oldu ancak bugün başaramadık yarın tekrar deneyecektir. Ancak onun öncesinde 508 test edilebilir diye buraya yazmıştık ve destek dirençleri yazarak videomuzu tamamlamıştık. Peki şimdi burada Bizim yine Ons tarafından başlarsak arkadaşlar yine bu Twitter sayfamdan da bahsettiğim, bahsettiğim arkadaşlar 1843 ve 1831 desteklerinin bugün piyasada olduğunu, 1843'lerin kırıldığını bugün gözlemledik ve bu yazıyı Yazdıktan sonra 1843'ler kırıldığını gördükten sonra arkadaşlar yellenle beraber aslında arkadaşlar burada ons altında ciddi bir düşüş meydana geldi. Ve 5 dakikalık grafiğe bakarsak bugün önemli haberlerin olduğunu zaten hafta başında salı günü konuşmuştuk. Salı gününkü haberler de önemliydi ve bugünkü haberler önemliydi. Ve burada da gördüğünüz gibi sert bir düşüş meydana gelmiş durumda. 1830 hedefimizin olduğunu yine 1830'lara doğru gittiğini 44 dakika önce de yazmıştık. Ve burada da şu an gördüğümüz en düşük seviye 1831'ler ve hedefimize ve ayrıca alttan gelen yeşil çizgimizle beraber bunun çakıştığını gözlemliyoruz. Bu da halen düşüş trendi çok aşikar ki devam ediyor. 1855'lerin altında kaldıkça kabaca arkadaşlar burada. Ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum yine e, Birazcık daha aşağı gitme potansiyelinde Mevcut olduğunu düşünüyorum o noktanın da kabaca baktığımda 1820-25 civarında önemli bir destek e, olabilir arkadaşlar burayı takip edeceğiz Yine 1830'ların altında kapatıp kap kapatmamasına tabii ki bağlı olacak ancak şu an Bir miktar tek yükselişi geldi e, Bakın burada e, çok cılız bir yükseliş olduğunu görüyoruz yine burada 1800 45'lere doğru yani şu noktaya doğru bakın şu noktaya doğru bir hareket olabilir yani bunlar da gayet doğaldır diye düşünüyorum ama günlük bazda bakıyorsak trende günlük bazdaki trend burada kırıldı şurada ufak bir yükseliş hareketi vardı esas trend burada kırıldı ve büyük resimde böyle bir düşüş trendi devam ediyor hatta bir de şöyle bakalım burada yükseliş düşüş tekrar yükseliş ve burada da yine hedef 1838'lerin geldiğini FIBO olarak da gözlemliyoruz. Onun da altına sarkmamız pek hoş değil. Daha alt noktalar var mı? Bir de ona bakalım. Daha alt noktalarda da 1823 ve 1814'ler var. Daha altta da 1800'ler mevcut arkadaşlar. Burada orta uzun vadede de haftalık bazda yine 1800'lerin potansiyel olabileceğini ee, yine konuşmuştuk ama şu an onları konuşmak erken ve haftalık ve aylık orta vadeli analizlerde bunu yine detaylı konuşalım isterseniz şu an bizim durumumuz günlük vade günlük vadedeki analize baktığımızda şu şekilde trend devam ediyor ee, bizim şu büyük resimdeki yükseliş kanalı kırılmış vaziyette gözüküyor ee, ve dikkat ederseniz şu noktaya erişemeden şu noktadan da döndüğünü gözlemledik. Şimdi bazı arkadaşlar işte Youtuberlar diyorum arkadaşlar ben onlara o youtuberlar ne diyordu 2000'den 3000'e gidecek e, tamam belli bir yere gidebilirdi Ama şuraya geldikten sonra da halen 2500-3000 dolara gideceğini arkadaşlar sizlere anlattılar Sırf izlenmek için sırf insanların duygularını oynamak için burada 3000 dolar olacak diye söylediler Sonrasında buraya geldik 1600'de. bu sefer de 1200 dolara gideceğini söylediler e, o zaman da konuştuk 1670'lerin e, önemli destek olduğunu bakın şu trend desteğini verdik. Burada ben 1650'ler gelebileceğinden bahsettim ama onun altının daha kesin olmadığını konuşmuştuk. Sonrasında da yükseliş trendinin başladığını sizlere aktardık 1730'lar civarında ve sonra da hedef verdik biz burada 1722-1922'lere. Eğer orayı kırarsak 1960'lar var dedik. Tamam. Onun öncesinde bakın burada 5-6 dolarlık bir yanılma payıyla yani bunlar da olabilir. Piyasa yatırımcısı da görüyor bunu ve buradan da aşağı doğru getiriyor. Burada da arkadaşlar bazı yine youtuberlar isim vermeye gerek yok. Sizler onu biliyorsunuz. Maalesef benim de karşıma çıkıyor. İstemesem de çıkıyor. Çünkü YouTuber, YouTube bana öneriyor bunu. Ben bunu engelliyorum sürekli. Burada hemen yine 3000 dolar geliyor, 5000 dolar geliyor diye insanları kandırdılar. Ben de dedim o zaman adım adım gitmek lazım, acele etmeyelim, adım adım gitmek lazım. Trend analizini yaparken burada 1900-2000 dolarları konuşabiliriz ama daha üstü için erken dedik. Burada adım adım gittiğimiz noktalara geldik ve sonrasında da düşüş trendi oluştu. Nasıl oluştu? Burası e, kabak gibi kendisini belli ediyordu arkadaşlar. Bakın burada yine iki gün öncesinde yine bu harekette bizim şu konuda uyarmıştı. Tam alt, e, alt noktasının bir kıdım üzerinde 1865'ler üzerinde kapatmıştık alt e, taban noktasını arkadaşlar söyleyemedim aslında. E, ve burada da yine şu yükseliş trendinin kırıldığını gözlemledik hatta şöyle de. E, biz bunu genişletebiliriz koyarsak evet burada da e, dolayısıyla daha alt noktaları test ediyor zaten sağlıklı bir hareket olması için bunu da gerekiyordu e, belki de hareket sonrasında toparlayacak e, tekrar yoluna devam edecek ama şu an için e, ben e, o noktada olmadığımızı düşünüyorum e, neden o noktaya düşünelim biz önemli olan burada terste yakalanmamız. biz bizde e, amacımız Teknik analizde terste yakalamamaya çalıştırıyor, çalış, çalışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere olumlu analizler yapmaya çalışıyoruz. Peki, şimdi ee, biz gram tarafına geçmeden önce yine ons altın sinyal tablomuzu gösterelim. Burada da yine 1893'ten düşüş olduğunu, burada bir trend oluşmuştu. Çok az yukarı gidebildik 1904'lere kadar ve tekrardan da düşüş trendi başladığını ve sonrasında da 1831'lere kadar gelmiş durumdayız. Gram tarafına geçelim. Gram altın tarafına geçtiğimizde arkadaşlar burada yine dünkü denemenin başarısız olduğunu göstergelerde toparlama olsa da yine şu temizleyelim. Burada ben halen hareketin zayıf olduğunu gözlemliyorum. Burada 510 TL civarında bir e, seviye var arkadaşlar. O seviyeyi yine aşamadık. E, ben yine 510 TL'lerin üzerinde kaldıkça ümitlerin devam edeceğini düşünüyorum. Bakın 2 gün boyunca yukarı doğru gitmeye çalıştık. 498'lerin gelebileceğinden bahsetmiştik hatırlarsanız hatta onun da altına geldi 496'ları ve kısa vadede 500 TL'nin artık önemli destek olduğundan bahsettik halen aynı görüşü koruyorum arkadaşlar ben bu arada kısa vadede 500 TL'ler burada önemli destek orta uzun vadeye konuşmak isterseniz orada 485'ler 490'lar var ama orası şu an için kısa vadede söz konusu değil arkadaşlar 500 TL'ler şu an için bize sağlam destek olarak duruyor ve bunun da yine 1830'lardan dönersek tekrardan yukarı doğru dönme olasılığını sizlerle beraber tartışacağız ancak şu an henüz yükseliş trendi başlamadı ve burada da bizim gram sinyal tablomuzda ne demiştik bakın 526'dan düşüş trendi Başlamak üzere diye burada uyarımızı yapmıştık. Soru işaretini koymuştuk çünkü kapanışı bekliyorduk kapanıştan sonra geldikten sonra da 496'lara geldik ve burada da geçmişte yaptığımız Sinyal çalışmaları mevcut eğitim amaçlı Asla yatırım tavsiyesi değil tabii ki Ve 498 500 TL verdikten sonra 496'lara geldi oradan bir tepki yükselişi geldi 515 515'lere kadar Ben bunun 511 511'lere kadar olabileceğini tahmin etmiştim ama ondan ötesini e, tahmin etmem e, çok mümkün değildi ama açıkçası oraya da tahammül ettiğimi söyleyemem. Ondan sonra tekrar e, burada dün söylediğimiz gibi e, ons engelledi arkadaşlar yükseliş trendini ve gördüğünüz gibi burada da e, halen aşağı doğru baskılandığını hareketin görüyoruz. Ve burada da dediğim gibi arkadaşlar yine tekrardan dönüyorum anil sayfama ben 510 TL'nin altında kaldıkça aşağı doğru baskın artacağını tekrardan 501-502'lerin Gelme ihtimalini düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde devam edelim ama yani altta da şimdilik çok fazla gidecek yerde olmayabilir onu söylemek istiyorum. Yani şimdi arkadaşlar bazıları soruyor tabii ki ben al sat tavsiyesi vermiyorum. Şimdi 537'ler hatta 36'lar görüldü arkadaşlar burada göstermese de gece ani bir kararla yukarı doğru gitmişti dolar biliyorsunuz. Burada satmadınız. 526'da satmadınız 517'de satmadınız 510'da satmadınız 500 TL'de satmadınız 496'da satmadınız pardon e, burada da satmadınız ve sonrasında da e, özür diliyorum arkadaşlar 496'da satalım mı diye e, soran arkadaşlar var tabii ki ben tavsiye vermiyorum ama acaba geç kalmadınız mı diye sadece bir e, kendi içinizde sormanızı sesli olarak düşünmenizi sizlere rica ediyorum arkadaşlar panik alsat yapmayın asla onu söylemek istiyorum sizlere aktarmak istediğim bu belki buralar bizim için kısa vadede dip noktaları olabilir diye o yüzden sizlere bahsetmiştik 498 500 bölgesinin kısa vadede zaten 15 TL'lik bir yükseliş meydana gelmiş durumda şu an için konuşabiliriz geçtiğimiz 2-3 gün öncesinde bunu konuşamıyorduk yatırım tavsiyesi veremiyorum arkadaşlar hem prensip gereği hem de sermaye piyasası kuruları gereği benim size tavsiye vermem burada suç teşkil eder danışmanlık kapsamına girdiği için biz burada teknik analizin sevdirmek teknik analiz konusunda bazı nüansları anlatmak trend analizini yapıp sizlere teknik analizin faydalı olmasını olacağını göstermek istiyorum. Yoksa teknik analiz başlı başına benim teknik analiz setimlerinde anlattığım gibi 105 videoda anlattığım yaklaşık 7-8 saatte orta ve başlangıç ve orta düzeye eriştiren bir eğitim arkadaşlar. O yüzden o kadar kolay değil ve bunun üzerine de çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Sadece eğitim almak yeterli değil. Ben veya başkası kimden öğrenirseniz öğrenin. İnternetten veya başka AB Ahmet, Mehmet'ten. Önemli olan burada teknik analizi uygulamak, tecrübe etmek, biraz kaybetmek, biraz kazanmak, çoğunlukla kazanmak ve o kaybettiğiniz sayıların miktarını azaltmak. Atıyorum 100 hamlede 90 hamleyi doğru yapıyorsanız zaten siz trilyoner olursunuz. Veya 100 hamlede 60'ını doğru yapsanız zaten yine çok kazanacaksınız. Ama 100 hamlede 10 tane doğru yapıyorsanız burada bir yanlışlık var. Benim ya bildiğim halde yanlış yapıyorum diyeceksiniz. Ya da e, bilmiyorum eğitim anlam gerekiyor diye sizin kendinizde içerisinde değerlendirme yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar şimdi e, çok fazla uzatmadan burada e, özetimizi yapalım. Ons altında 1843 ve 1830 hedefleri geldi. E, yerlen açıklamaları faiz artışına işaret ettiği için. ONS aşağı ABD faizleri yukarı yaptı ONS altında 1855 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder ee, kısa vadede 1845 bölgesine tepki yükselişi olabilir Destek 1830'un önemini anlattık arkadaşlar 1830-32 aralığı isterseniz 31 yazalım çok fark etmez ya da düne uymuş olalım 1830-1825-1820-1815 arkadaşlar 12. E, buraları çok sık yazdım arkadaşlar çünkü buralarda önemli destekler olduğunu düşündüğüm için e, bunu aktardım. 1802 yazdım ama arkadaşlar burası orta vadeli bir destek olduğu için bunu yine de bilginiz olsun diye yanına yıldız koydum. Yani kısa vadede gelmeyebilir. Onu söylemek istiyorum. Direnç noktasına da yine 1845 1800 55 1860 1800 72 seviyesi ve 1880'inde uzak tarafta yazabiliriz. Gram altında dolar tarafında yerlen sayesinde Yükseliş olsa da e, ons altın daha fazla düştüğü için halen e, zayıf hareket devam ediyor. E, yarın 510 üzerinde kalabilirsek yükseliş ümit yükseliş trendi ümitleri devam eder. Ancak bugün düşüş trendi Devam ediyor. Benim anel sistemime göre arkadaşlar destek 508 seviyesinin görülebileceğinden bahsetmiştik dün. Bugün 506'lar da gelmiş. Onu da konuşmuş olduk bu durumda. 505, 502, 500 TL destekler. 506 altı ilk etapta kolay olmayabileceğini yani kısa vadede düşünüyorum ben. Direnç noktasına da 510, 512, 515, 518 seviyelerini. Yazmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu analiz kısa vadeli analizi yaklaşık 15 dakika sizlere temel analizi, teknik analizi, ons altını, gram altını anlatmaya çalıştık. Bu şekilde özetledikten sonra yine son olarak kanalımıza abone olup arkadaşlar takip edersiniz. Önümüzdeki günlerde siz de bildirimleri de açarsanız bu durumları, trend durumlarını öğrenebilirsiniz. Ve yine teknik analiz konusunda da ilgili olan arkadaşlar için burada bir tanıtım videomuz ve koşulları öğrenmek için bir mail adresimiz var. Hoşça kalın, iyi akşamlar.